Merhaba. Merhaba. Bugün annemle şerit mantısı yapacağız. Evet, şebit mantısı. Şebit Evet, şebit mantısı. mantısına yağlama da diyorlar ama aslında benim ailem şebit mantısını kıymalı olana, yağlamayı da sadece tereyağıyla lezzetlendirilene söylüyordu. Herkesin bildiği adıyla yağlama, benim ailemin söylediği adıyla şebit mantısı. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz 1 kilo un, 1 tatlı kaşığı maya, 3 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı ılık su. Ama bunun haricinde tabii ki hamuru açarken, dinlendirirken un serpeceğiz. Onun için hani sadece 1 kilo unla işin başına geçmeyin. Yedekte de ununuz bulunsun. Ama hamurun içine katacağım un 1 kilo. Karıştırma kabını onu dök bakalım. Hangisi bu mu? Evet. Şimdi bu ikisini Şimdi evet o ikisini de koy. Hop. Aa, koydum. Bunu sen koy, sıcak diyorsun. Biraz soğuttum ama ılık su koyacağız. Bir sıcaklığını test edeyim. Tamam, yakmıyor. Karıştırmak istiyor musun? Hı. Ellerim mi? Tamam, şimdi elinle bunu yoğuracaksın. Ha, rahatmış o. Ama cidden biraz yakıyor, biraz yakmıyor. Karmaşık. Hay 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 hay. Dök. Yakıyor mu yakmıyor mu hiçbir fikrim yok. Ortalama. Hem yanıyor gibi hem yanmıyor gibi. Bu gittikçe oluyor. Devralabilirsin şimdi. Evet, daha yoruldu, ellerini yıkıyor şu anda. Ben devraldım. Biraz titiz olduğu için bekleyemiyor. Konuşmanın üzerine bir açabiliyor.
gideyim şimdi. Hoşça kalın. Bye bye. Şimdi bunun kalanını da birazcık tezgahta açacağız. Önce şu un halinde olanları alıyorum. Biraz da burada yoğuruyorum. Bu arada tarifi de halamdan aldım. Hamurum hazır. Şimdi bu hamuru 20 eşit beze böleceğiz ve onları unlanmış tepsiye dizeceğiz. Üzerini bir bezle örtüp dinlenmeye bırakacağız. Önce 4'e böldüm, sonra her 4'lük parçayı 5'e böldüm. Bilirsiniz zaten. Sonra bunların şekillerini elimde top yapıyorum. Yaklaşık yumurta büyüklüğü gibi düşünün. Yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Şimdi bunların üzerine bir bezle örteceğim ve dinlenmeye bırakacağım. Mayalanacaklar. Daha sonra açacağım. Merhaba. Şimdi hamurları üzeri bezle örtülü bir şekilde dinlendirdim. Mayalanmasını bekledim. Şimdi biraz daha geniş açıdan almam gerekti. Çünkü hem hamuru açacağım, hem açtığım hamurları pişireceğim. Pişenleri de alıp buradaki bezin içerisinde saklayacağım. Öncelikle alalım. Hamuru açarken tezgahı unluyoruz. Açacağımız büyüklükte kullanacağımız tavanın tavalı kadar. Çok büyük kocaman bir şey açmamıza gerek yok.
İki tarafı da güzelce kızarana kadar pişireceğim. Bu arada ikincisini açayım. Aslında bu şebit derisi, bu şebit mantısı yağlama da kullanmak zorunda değiliz. Evde de lavaş yerine de kullanabiliriz. Çocuğa dürüm bir şey yaparken değerlendirebiliriz. Ben altını çok açmadım, özellikle hamur açarken bir de yakarsam diye. Şimdi birazcık yükseltiyorum. Bakalım, daha birincisi ocakta hala. Bu yüzü olmuş, şimdi bir de öbür yüzü olacak. Şöyle gösterebiliyor muyum acaba size? Hafif pembeleşmeye başladı. Bu benim için yeter, çok takır tukur olmasını da istemiyorum. Bir gün de yağ mantısı yapayım. Onu daha önce de yapmıştım ayrıca da. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şu an gerçek mantı yapmaya cesaret edemiyorum. Katlama şeklini yapamam diye korkuyorum. Onu gerçekten katlama usulü bilen birinin yapmasında fayda var. Belki ben de birazcık çalışıp sonra onay alıp ondan sonra öyle bir şey yapabilirim. Ama yağ mantısı, onu biliyorum. Hem çok pratik. Onda mayalı bir hamuru var. Ortasına da bol karabiberli bir kıyma konuyor ve kare şeklinde kesiliyor.
karabiberli kıymayı koyuyorsunuz. Sonra gül şeklinde katlıyorsunuz böyle dönüktüğünüz, döne döne. Sonra yağda kızartıyorsunuz. Yemeğe yakın kızartmak gerekiyor. Sıcak sıcakken. Çünkü tekrar ısıtınca boş olan bir hamur değil, sıcacık yenecek. Üzerine de salçalı bir sos, sarımsaklı yoğurt bir güzel yeniyor. Evet, istediğimiz gibi pişmiş. Bunu şimdi alıyorum. Örtünün arasına koyuyorum soğuması diye. Üstüne atıyorum. Yeni bir tane atıyorum buraya. Açmaya devam. Aha geldi. Merhaba. Ne yapıyorsun? Bunların tadı nasıl? Tadı aynı lavaş gibi. İyi. Lavaşın biraz daha incesi. İyi. Aha lavaşı çok sever. Hamur işçiliğine bayılırım. Diyor ama börek yemiyor. İlginç bir şekilde börek sevmiyor çocuğum. Şu anda çiğ erişte aldı ve çiğ erişte. Anne. Bakalım alt tarafı da pişmiş. Bunu da alıyorum, örtünün arasına koyuyorum. Thank you.
pişirme aşamasındayım. Bakalım. Pişmiş mi? Evet. Hemen bunu da koyalım. Şu an 3/4 hamurumuz pişti. Yirmi tane hamur pişireceğiz. Hamur açma işim bittiği için şimdi ocağın altını biraz daha yükselttim. Isısını. Daha çabuk pişebilir. Evet, şu an ben 4 pişirdim. 5. pişiyor. Kalan 15 taneyi daha pişireceğim. Bu aşamada videoyu sürekli devam ettirmenin bir anlamı yok. Birazdan sarımsaklı yoğurt yapacağız ve kıymalı içimizi yapacağız. Görüşürüz. Son bir kez zıplatayım. Görüşmek üzere. Merhaba, şimdi şerit mantımız ya da diğer adıyla yağlamanın kıymalı sosunu hazırlayacağım. Bunun için bana gereken malzemeler 700 gram kıyma, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2-2,5 adet soğan, sivri biber, 4-5 adet domates ya da şöyle 2 küçük kavanoza denk gelecek kadar domates konservesi, 1 çorba kaşığı domates salçası, yarım çorba kaşığı biber salçası ve dilediğiniz kadar baharat. Ben buraya 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kekik koydum. Bu sizin zevkinize göre değişebilecek bir şey. Ve daha sonra bir miktar suya ihtiyacımız olacak. Şimdi başlayalım. Ocağın altını yakıyorum. Tava da neden burada duruyor? Biz içi hazırlayana kadar burada sakladığımız şebitlerimiz soğuyacaktır. Onları biraz ısıtıp o şekilde son haline getireceğiz. O sebeple tavam da burada durmakta. Şimdi öncelikle tavaya sıvı yağımı döküyorum. Soğanlarımı küçük küçük doğruyorum ve yağın içerisine ekliyorum. Hemen doğrayayım.
gözler gitmeye başladı. Soğanları küçük küçük doğradım. Gözlerim soğandan yandı. Şu anda yağda soğanları kavurmaya başladım. Şimdi soğanların üzerine sivri biber ekliyorum. Sivri biberleri de iyice ölmesini bekleyeceğim. Soğanlar, biberler iyice yumuşayınca, ölünce içerisine kıymayı ekleyeceğim. Soğanla biber kavrulurken ben bir yandan vakit kaybetmemek için sarımsaklı yoğurdum hazırlayacağım. Zevkinize göre 2 ya da 3 diş sarımsak. Havanın dibine tuz döktüm. Bir de tezgahıma zarar gelmemesi için şöyle bir yerde. Sarımsağı güzelce ezdim. Şimdi bunu sıyırıyorum. Tamam, dibindekini de çay kaşığıyla yoğurdun içerisine aktarıyorum. Bendeki yoğurt süzme yoğurttu. Hafif sulanması için şimdi biraz su ekledim. Ve güzelce çevire çevire karıştırıyorum. Homojen bir hale gelene kadar. Evet, sarımsaklı yoğurdum da hazır. Şimdi bakalım. Şöyle yakına geldim. Durumunu gözlemlemek için biraz yaklaştım ya, durumda pişti mi diye. Evet. Güzel, yeteri kadar ölmüşler. Şimdi kıymayı ekleyeceğim. Bu aşamada kıymaların iyice pişmesi gerektiği için burası biraz uzun sürdü. Yaklaşık bir 15-20 dakikadır kıymalar kavruluyor. İçmesindiği zaman diğer malzemeleri ekleyeceğim. Evet.
neredeyse olduğu gibi birazcık daha kavrulsun. Bir iki dakikada kıymalar pişerse tamamdır. Evet, şimdi kavrulmuş olan kıymalarımın içine, kıymamın içine salçalarımı ekleyeceğim. Son kez bir kontrol edeyim çünkü iyi pişmez savuşumumuz. Yakından da bakalım. Şimdi salçamı ekliyorum. Domates ve biber salçası. Salçayı iyice yedireceğim. Daha sonra domatesimi ekleyeceğim. Salçayı yedirdim. Şimdi sırasıyla domatesimi, baharatımı yani tuz, kimyon, karabiber, kekik ve bir çay bardağı kadar suyumu ekliyorum. İyice karıştırıyorum. İçinin çok bol olması gerekiyor. Biraz domateslerle, biberlerle, soğanlarla çoğaltıyoruz da. Çünkü bu kat kat olacak ve her katı malzemeyle doldurulacak. Malzemesi az olursa da bir şeye benzemez. Karışımı güzelce karıştırdım. Şimdi kaynadığı zaman ocağın altını kapatıp kenara alacağım. O esnada da şebitlerimi ısıtacağım. Bu da kaynama sıcaklığında hafif aşağıdayken şebit mantısının yani yağlamanın katmanlarını oluşturmaya başlayacağım. Evet, kıymalı içimiz artık kaynadı. Bunu bir kenara alabilirim. Ve şebitlerimi tavada ısıtmaya başlayabilirim. Son işlem için. Evet. Olmamışlar aslında. Örtünce ısısını muhafaza etmiş. Gene de şöyle hafif bir ısıtıp o şekilde
düzenlemeyi yapacağım. Bir yandan şebitleri ısıtacağım, bir yandan da üzerine sosunu koyacağım. Merhaba yine. Merhaba daha. Yemek son haline geliyor biliyor musun? Ne? Yemek son haline yaklaştı. Gel gözük istersen. Hı hı. Evet, her bir katmanı sırayla ısıtıyorum. Buraya alıyorum. Ve her bir katın üzerine güzelce sosluyorum. Önce kenarların da kuru kalmaması için daha sıvı olan kısımlarını biraz etrafından veriyorum. Daha sonra biraz kıymalı kısmından şöyle. Çekiyorum. Evet, bu da yeter kadar ısındı. Bunu koyalım. İkinci katı yerleştiriyorum. Yine şebitin her yanına güzelce sos değdiğinden emin oluyorum.
isterseniz 20 beze yerine 15 beze yaparsınız. Daha geniş ama daha az katlı bir şebit mantısı elde edebilirsiniz. Ya da yağlama. Esasında işte benim ailemin yağlama dediği şey de bunun aynısı. Şebitler hazırlanıyor. Böyle kıymalı sos yerine tereyağı eritiliyor. Her katın arasına eritilmiş tereyağı dökülüyor. Kat 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 dilimleniyor. Üzerine sarımsaklı yoğurtla yine. O da çok güzel oluyor. Ama şimdi neden bilmiyorum. Herkes buna yağlama diyor. Benim bildiğim mi yanlış bir şey var bilmiyorum. Son olarak bir kat daha koyacağım sıktığım için. Ve son katıma da yine kıymalı sostan koyuyorum. Yani üzeri pastanın kekini kapatır gibi son olarak hamurla kalmıyor. Yine üzeri malzemeli kalıyor. Kıymalı içinden çok az bir şey arttı. Artan iç hiç sorun değil. Ziyan olan bir şey yok. Başka bir gün makarna yaparken bu kıymalı içi sos olarak kullanacağım makarnama. Yalnız ben şebitlerin 20 katını da koymadım açıkçası. Çünkü biz evde 3 kişiyiz. O kadar çok bitiremeyeceğiz. Bu da bekleyince çok hoş olacak bir şey değil. Onun yerine şebitleri daha kahvaltıda arasa peynir koyup dönlendirir. Kıymasını da bir makarnaya katarız. Yarınki yemeğimiz çıkar. Evet, nefis şebit mantımız ya da yağlamamız hazır. Bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle, benim yeme tarzım biraz değişik. Şimdi katlayalım. Biraz titizim, ellerimle dokunamıyorum.